Selamlar arkadaşlar, hoşgeldiniz. Ben Aytu. Bugün TAP'ta Yone'ye karşı team oynuyoruz. Şu an Westmaster yoldayız arkadaşlar. Nani Limon eşliğinde Westmaster yolda teamomuzu oynayacağız arkadaşlar. Geçen hafta içerisinde günde bir oyun atacak şekilde oynadım bu hesaptan. Fakat her maç iş olabildiğince kötüye gitti. Şu an 120 küsur VP falan sanırım bu hesap. Bakalım bunu yeniden taşıyacağız. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Normalde ben bu hesabı sadece yayınlarda oynamak istiyordum. Yayın dışında TR hesaplarımı oynayacaktım. Ama Westmaster Elo videoda şey olmasın yani kanalda eksik olmasın. Çok uzun aralık olmasın paylaştığım dönemde. Yüksek Elo severler var çünkü. Dedim ben de gireyim oynayayım bir yer. Şu an karşımızda Yone var arkadaşlar. Yone eşleşmesini hiç sevmem. Çünkü şampiyon arkadaşlar bana kalırsa yani çok iyi bir taşıyıcı ve çok güçlü. Lane'de çok zayıf değil. Timo, en azından Timo'ya karşı konuşuyorum. Timo'ya karşı gayet iyi. Ee, takas potansiyeli yüksek. Hani oto atak Q attığımda W güzel timerlarsa oto atak Q'dan neredeyse hiç hasar yemiyor. Onun dışında all in Yani kafama doğrudan saldırdığımda kesinlikle ben kaybediyorum takası. Ben o Q'yu nasıl yedim bilmiyorum. O apayrı mesela. Bakın oto atak Q hasarı diyordum ya bakın. Sadece zehir hasarını vurabiliyorum şu an. Bakın can azalmadı bile. İkinci şans kalkanla Timo'ya karşı çok dayanıklı oluyor. Biraz geriden oynamaya çalışıyorum. Ha bir de bu var. Ace ile böyle bir takas deneyip çıkabiliyor. Bakın ben adama daha fazla attım. Daha fazla hit vurdum ama adamın canı benden daha fazla. O yüzden çok hoşuma giden matchup değil. Yüksek yolaklar en azından böyle. Düşük yolaklar çok fazla kötü Q kullanıp hata yapıyorlar. Mesela şu an benim bu adama saldırmam lazım. Bir tane daha auto atak atmam lazımdı kapanışta. Atamadım. Ignite'la mı oynuyor? Ignite'la oynamıyor. Yine de benim için büyük sıkıntı. Şimdi E EQ atabilir. Yani canı bile azalmıyor ya. O kadar hit atıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz canı bile azalmıyor. Ama bu desteğimiz geldi buraya. Beyitleyebilirim. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Beklemediğim bir ROM ve memnunum. Bayağı güzel oldu bu. Şu gitmeme yardım eder misin ama? Adamımsın ya. Adamımsın. Bir de Minyon'un şurana varmış. Yone lane donduracak ya biz burayı itmezsek. Adamım ya. Yordum dayanışması be. Kalista zaten iyi durumda. Bot kazanmışlar. Adam tek başına takılıyor hatta. Gayet güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Ayakkabı almış. Biz de ayakkabı çekelim. Skill'lerini rahatla hocam. Şok alırsak. Birebir şansımız oluyor aslında. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Aramızda yeni izleyenler varsa ve e, çok hakim değillerse Timo'nun yüksek elodaki durumuna şöyle bir özet geçeyim. Yüksek elo'da Timo böyle solo kill alabilen bir şampiyon değil. Kolay kolay solo kill alamıyorsunuz. Çok güzel, çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Jungle'dan çok fazla gank yiyorsunuz. Hani yüksek elodlarda e, düşük elodlardaki kadar kanser değil. Hatta e, yüksek eloda genellikle Timo aldığında karşıdaki top değil, seviniyor. Adam Timo aldı kesmesi çok kolay diye. Yüksek eldeki Timo durumu bu şekilde arkadaşlar. Bu hemen hemen şöyle. Diamond'a kadar Timo yine gayet işini yapıyor. Gayet solo kill alabiliyor. Güzel işler yapabiliyor. Ama Diamond'ı geçtikçe artık insanlar Timo'ya karşı oynamayı biliyorlar. Timo artık kesmesi kolay bir şampiyonlu oluyor. Top gözünde. Ya yani ben mesela bu yönün karşısına set alsam yöne daha çok üzülürdü. Durum bu şekilde. Güzel alt level oldu. 48 milyonuz hiç fena değil. Ee, Zinzan top yürüdüğünü gördüm. Yön ayakkabısını bir takıp gelmiş. Hiçbirisini alsam yeterdi. İteceklerini muhtemelen değil mi? İtmiyor. Video çünkü. Zinza burada. Ben şu an... Aa Zinza orada. Ben yine de şu an açılamam. Yani şu an ilerleyip oto atak atmaya çalışırsam Yone ile beni keser. O kadar net. Güzel dojladım bu arada. İnceydi. Lane bana hissin diye şey yapıyorum şu an hani. E, dikkatli oynamaya çalışıyorum. ayrı iyi, bu arada tamamen denemek için girdim arkadaşlar. Yönemeçim de ayrı girmeyin yani. E girebilirsiniz de hani önerdiğim run bu değil. Bugün denemek istedim. Timo yeni başlayan biriyseniz zaten ayırı veya bak 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 bak. Şey Potansiyelin çok farkında ya. Bize saldıksa kesebileceğini biliyor. Yeni başladıysanız ayırı veya saldırıdan mı oynamanızı öneririm. Fakat e, Yöneme Çamında mesela elektrik bak daha iyi gidebiliyor. Veya hoklampensiyle lane'de daha iyi üstünü kurabiliyorsunuz biraz can sağladığı için size. Araya mantar attım yemedi. Ben biraz odaklanayım da şu çocuğu kesebiliyorsak keselim. Bir şansımız varsa onu deneyelim kalkan yayı bitmeden çocuğun. Hı hmm, zinza orada mı? Ekko Öldüm. Flash atmayacağım. Adam buradan geldi dive'a. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani e, yüksek yolda dedim ya. Timo çok kamp yiyor. Hani çok kesilmesi kolay bir şampiyon diye. Buradan siz kendiniz görebiliyorsunuz. Bu arada ben dev kemer başlangıcı yapacağım. Benim şu dev başlangıcı başlangıcını yapmazsam çok dive yerim. E, yüksek yolda bu yüzden base atınca AP satın almıyorum. Veya resif eşya satın almıyorum. Eğer matchup e, çok kolay değilse. Çünkü sürekli dive yiyorsunuz. Karşınızdaki matchup kolay olsa dahi. Kill matchup falan olsa dahi. Ee, jungle sürekli ise geldiği için dümdüz ölüyorsunuz. Veya herhangi bir takım arkadaşı desteğe geldiği için. Timo'yu kesmek kolay dediğim gibi. O yüzden erken oyunda tanklaşmak için dev kemeri tercih ediyorum genellikle yüksek elolarda. Tabi vadiyaran bu ilik alacaksam dev kemer almama yeri kalmıyor. Çünkü zaten vadiyaranın alt eşyası bana gereken canı, gereken dayanıklılığı veriyor. Mantar bu ilik zaman için bu dev kemer tercihini yapıyorum. Şu an takım iyi durumda bu arada. Hani Karşı takım da geri düşmemiş. Onlar da iyi durumda ama bizde 4-0 Kalista var. Ben bir de geliyorum bu arada. Ama oyna. Bunu oyna. Kesmemiz lazım bu çocuğu. Bu kadar. Lane'de bir şey yapamıyoruz diye takıma desteğe geldik. Güzel oldu. Ama kanka ölme. Şuna bir tane Q Scythe's salması daha iyi evet Ama o geliyorum pingini görmeden son otoratağı çıkardım da Scythe's salması kesinlikle daha iyi bu pozisyonda Bakın güzelce roam'ımızı attık, roam'da işimizi yaptık Çünkü lane'de Yone'yi kesemiyoruz Farklı şekillerde faydalı olmaya çalışıyoruz Bizim de işimizde yaradı bu roam Şu mantarı yerse eğer Bu bu takas benim için çok güzel Aşırı güzel ve olabilecek en doğru şekilde oynadık bu takası. Ay mantarı da güzel attım da. Onun patlama süresi var. Şöyle Q uzaktan dürtüceğim. Oto Q atınca W ile engelliyor. Kesek mi ben bu arada ben şu çocuğu şu an? İgnatim yoktu ki 5 saniye. Ah, güzel, güzeldi, güzeldi, iyi denedik. Gerçekten iyi denedik. Adam flashını güzel kullandı. Bu trade bu kadar rahat atmamın sebebi de dev kemerin dayanıklılığı arkadaşlar. Bu dayanıklılığa güvendiğim için. Oo, teleport. Döndüğünü bilmiyordum. Aslında kazık gelse keseriz. No ult, no f. Yazdım bu arada ultisi yok diye. Şöyle geliyorum pingi e atayım. Ama ben kendimi lane'de göstermek zorundayım şu an. Eğer ben lane'de kendimi göstermeseydim bu çocuk Vardin alametine gidebilirdi. Buraya doğru yürüyebilirdi totem atmaya. Kazix'i kesme şansı da vardı çocuk için. Burada fedakarlık yaptık bu konuda. Ama bunun gelmesi lazım buraya. Ee, yoksa sıkıntı. Şu lane'i itmeme yardım etmesi lazım en azından. Şu an bilerek yüzsüz gibi itiyorum lane arkadaşlar. Arkamda Kazix olduğunu düşünsün diye. Burada ben izimi atabilirim. Donduracaksa dondursun ya bunu. Yapacak hiçbir şeyim yok bu konuda. Base atmak zorundayım. 1600 gold'um var. Bu arada bu oyunda Nashor'un dişi çekebiliriz aslında. Mahvolmuş oluyor yöne. Bu oyunda Nashor alalım bir tane ya. Nashor'da mantar bu ilk alacağız arkadaşlar. İlk tam Nashor'un dişi alacağız. ikinci eşya. Leander alacağız. Üçüncü eşya. Demonic Embrace alacağız. Bakalım. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız like atarsanız sevinirim. 17.500 abone olduk. Yani 20.000'e 20, tamamlayalım onu arkadaşlar. Ee, videolardan keyif alıyorsanız yeni izleyiciyseniz ve devamlı görmek istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Yeni izleyiciyi bırak. Hani beni aylardır takip edip de abone olmayan insanlar var. Hani aylardır takip ediyor, seviyor. Hatta abone olduğumu da sanıyor bazıları. Yorumlara geliyor böyle. Ben aboneyim sanıyordum, abone değilmişim. İşte ne bileyim 6 aydır takip ediyorum, abone değilmişim falan tarzı. Ana sayfaya düştüğü için videolar insanlar unutuyor. O yüzden bir kontrol ederseniz sevinirim. Benim için önemli. Kanalımız büyüsün ya. O kadar hastayken bile video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar yani. Bence buradan kredi alabilirim biraz. Açılmıyorum. Ultisi var. Hata yapmasını bekliyorum. e falan kullansın. Bir şey yapsın. Yüksek yolda team oynamak biraz bu açılardan sıkıcı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Ben de isterim ki adamla patoküte trade atayım. Bak mesela mantarı beyitledik burada. Güzel bir takas çıkardık. Şu an ben avantajlıyım. Ee, şeyi de yok. Kalkanyeyi de yok. Onu almaya geldiğinde hasar yiyebilir. Bakın çok güzel takaslar atıyoruz şu an. İnce ama önemli şeyler. Bana gelebilecek kimse var mı? Eko gözükmüyor hepte. Ama Silas midi sapık gibi itiyor. Şu plate alırım bedavaya ben. Güzel. Oo, şu an matchup'ı tam oynamamız gerektiği gibi oynuyoruz. Gayet güzel. Biraz minion dif var arkadaşlar ama ona yapacak hiçbir şey yok. Yone full safe Mion yaptı. Bize biz de one falan attık. Olabilir yani. Şöyle base'imizi atalım. Aslında var ya direkt Demon'i Cambridge ile de. Yok. Pot basacağım. Bu çocuk base atmıyor. Zinza'yı gördük. Dönüşte yiyeceksin sen o sarı. Yedi. Bu mantarlar çok önemli arkadaşlar. Mant mantarı illa bir yere atıp da beklemenize gerek yok. Minyonların arasında veya adamın dönüş yoluna atabiliyorsunuz. Aşırı güzel oluyor. Mis gibi takas kazandık. Mitte kıyamet kopuyor. Yone Bey izledi. Kuleyi vurabilirim ama ben vurmak istemiyorum. Benim için zaman kaybı, tempo kaybı. Zaten ilk kuleyi de almışız. Plate falan da yok. Bu kule burada durabilir. Bakın Nashor'un işine gidiyorum arkadaşlar. Demoni'yi bitirmiyorum. Demonik çünkü yani tek başına işe yarayan bir eşya değil. Timo için konuşuyorum. O bizim takım şatlanları verdi. Aldığımız ejderne, ejder ne? Bulut ejderi. Hiç de yok değil. Oo. Uf, uh, takım trolledi baya. Şey diyordum, demonik işe yaramıyor arkadaşlar tek başına. Demonik Liandry ile combo olunca güzel oluyor. Yani tek başına hasarda baya yetersiz kalıyorsunuz. Demonik kalırsanız. Yone de gitmiş. Mahvolmuşu bitmiş. Bir ulti yersek yamuluruz arkadaşlar. Can organla vuruyor. Ama ben savaşsam savaşırım ya. Dön oraya. Takasın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Kill'in güzelliğine baksanız arkadaşlar. Tapa geliyorlar. Gördüm. Dümdüz çıkıyorum. Zayga geliyor. Zinzao da geliyor olabilir. Eko da geliyor olabilir. Okey. Orada gördük. Burayı yitebiliriz rahatça. Bakın ince ince kestik adamı arkadaşlar. ince ince. Önce beyitledik adamı mantara doğru. Sonra doğru pozisyonda kafasına güzelce saldırdık kestik. Bu kuleyi almam lazım şu an benim. Birileri geliyor olabilir. Muhtemelen de geliyor. Ama bu kuleyi almak için en iyi şansım bu olacak. 100 100 100 100 bir tane daha yeterli. Scout X ile ince ince yöneme çabı. Şu attığım mantar boş kaldı orada önemli değil. Yöne lane itmek isterse lane'i tutak. Güzel bir şekilde base'imizi atalım gelelim. Şimdi Leander'a gideceğiz arkadaşlar. Bir sonraki eşyamız Leander'a. Şöyle tarayıcımızı da çekelim. Bakın bu durumda ne yapıyorsunuz? Lane çok itili. Yani benim kulemin altına gelecek kadar milyonlar zamanım var. Bu durumda gidiyorsunuz bir de mantar atıyorsunuz arkadaşlar. Kazik sonu kesemez. Kesermiş. Keser mi? Yani bir kalsa kesiyormuş. Oo, Golden Quick Fix. minyonlara çakmayacak şekilde kenarlara atmanızı tavsiye ederim. Hem adam buradan buraya tıkladığında Dalga mı bu, uçuyorsun canım? <laughs> Tabi takımınızda mantarı doğru katlayan kalisto olursa mantar patlıyor arkadaşlar. Mantarlığı ortaya atmıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Göstereceğim diye attım. Çünkü adam şuraya tıklarsa buradan yürüyor, mantarı yemiyor. Şuraya tıklarsa buradan yürüyor, mantarı yemiyor. Hani hiç kimse şöyle tıklamaz şuraya doğru. Tıklar da daha düşük ihtimal. Tarayıcı ile girelim buraya. Şöyle Q'yu vuralım zıplatmasın bizim çocuğu. Onu kestik. Gayet güzel. Enemy kill and Surprise. FF basıyor. Kim basıyor? Silas basıyor değil mi? Allah Allah. Tüm takım iyi durumda. Adam 2-5 oynuyor. FF basıyor. Ben bunda gayet oluyorum arkadaşlar. Hayır bu da oynadığı şampiyon güçlü bir şampiyon. sadece oynuyor. Bir, bir yoğun ultisi çalıp ulti atarsa en kötüsünden Ezreal ultisi çalıp yine onu ataksa işe yarar. Adam FF basmayı tercih ediyor. Yone bu arada Hexer'in kralı alacak sanırım. Ee, Seer içen. almış çünkü. Ona gidiyor gibi gözüküyor. Ayakkabısı da. Ya, ya da... Aa yo 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 Şey aklın sonuna gidecek. Tamam. Aklın sonunu unutmayalım. Adam da yine rahat etmesin diye yakın mesafe atıyorum bu mantarları. Çünkü bu mantardan slow yiyorlar. Sonrasında buna çarpıyorlar. Çok uzak mesafe yaparsanız sadece öndeki, e, önce öndeki minyonlar yiyor. İkinci mantarı. Şu totem bizi göstermiyor. Vurmuyoruz. vursak gözüküyor arkadaşlar. Tabi şu an gelen kimse yok. Şunu alabiliriz. Totem vurmaya başladığınız an yeriniz belli oluyor. Şu kontrol totemini şuraya kullanalım. Şuradan manayı fullleyelim. Ejder çıkıyor bizim için 3. Bir Bireyi bitip gidebilirim. base atsam aslında Lost Chapter bitiyor da. Beyza atarsam yetişemem. Burayı hıp hızlı iteceğim. Alabildiğim kadarını alacağım diyeceğim de kanka yapma gözünü seveyim Mecder öncesi Eko'ya ölmemelisin sen. Bu büyük troll. Bir de botla yine vadi falan açtık. hani her şey çok güzel. Burada totem yok. Ejder'e gidemem ben. Tek başıma gidemem yani. Ezra'la bir şeyler yapabilir miyiz? E burada kanka ben nasıl tek başıma saldırayım buraya? Yok. Önde biraz daha kalırsam öyle olurum. geliyor. Kulem düşecek. Burada bir savaş zorlayabiliriz aslında. Şöyle bir Q atayım da bari oto atak bulmasın bizim çocuğa. Hasar da atmış oğlum. E komunun yedim bu arada. İki tek biraz yarıdan oynuyorum. Bana e atak Tamam, ekonu şattan alındı. Asal yemiyor ki. Vuruyorum her şeyimle. Vur ona. Geriden. Q atıyorum buna. Kalista'yı bulamıyor. Lan. Çekeyi Ya ben benim şarkı kontrol temine vuruyor? A tuşuna basıyorum. En yakın şampiyonu bulması gerekiyor kontrol temini buluyor. <laughs> Alt benim hit var da. Güzel oynadık burayı. Gayet güzel hem de. Maksimum oynadık hatta. Son totemi kesme muhabbet dışında. Güzel güzel. 2-1-5. Varlığımızla... <laughs> ay Kalistamız var. Varlığımızla kendimizi gösteriyoruz ya. Şöyle base'imizi atalım bitmiyor ama. Güzel bir base atabiliriz. Güzel güzel güzel. Şu an tüm alt eşyaları aldım. Diyandır yaz kaldı. Şu an teleportlu yönden daha fazla katkımız var. Ignite'li bir team olarak yapabileceğimiz en iyilerinden bir tanesi. Vurmuyorum ona. Daha kanka. <laughs> Şöyle mantarlarımızı dizelim. Mantarlı objektifleri diziyoruz arkadaşlar. bizim Silas Split'te ölmeyi tercih etti. Kanka yardım edemezsiniz ona. Peki biz orayı keser miyiz? Çalabilir miyim onu? Çalamam. Bunu çalabilir miyim? Bunu çalabilirim. Benim de kile ihtiyacım var şu an. Vurdum. Lan. Bunu çalmak için atmadım bu arada arkadaşlar flash'i. Yanlış anlaşılmasın. Ger gerçekten söylüyorum. Bizim kazık ölmesin diye attım flash'i. Ama adam kesti son saniye. Alabiliriz bunu. <laughs> ah be. Şurayı bir tarayayım ben. Botemleri var. Totemi kesmem gerekiyor. Kontrol temiz yok. Bu arada bizim çocuğu yerler burada. Ben tanklamaya çalışıyorum. Baronun arkasına giderseniz siz tanklıyorsunuz. Neyse ki çocuk gitti. Kalistan'ın W'suyla savaşmayı tercih etti. Yöne bu arada split atıyor. Şu an iyi gidiyor yani çocuk. Dikkat etmek lazım. O adam güçlü. 214 milyonu var. 214 milyon çok iyi yani şu an. Bir lane iteyim mi? Itmeyeyim mi? İtebilirim bence bir wave. Şöyle mantarla hızlı itmem gerekiyor. Hızlıca itiyoruz. Hop. Şöyle bir daha mantarımızı atıyoruz. Leander bitti. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Hem oto atakta güçlüyüz. Hem de mantarlarla güçlüyüz. Yani savaşta güçlü bir team oyuz şu an. Biraz da dayanıklığımız var. Dev kemirinden gelen. Üçüncü eşyamız. Demonic Embrace. Sonrasına bakacağız. Zonya gibi gözüküyor. Daha fazla hasar gitmeyeceğim. Takım hasarı gayet okey. Skor eşit bizim Kalista 10 kilo olmasına rağmen. Kim o kadar güçlü? Eko o kadar güçlü. Eko da bizim Kalista kadar fedmiş. Burada kontrol vardımız varmış. Şunu keselim hemen. Aha Kinchao'yu yakaladılar. Şu Q'yu atayım zıplatamasın bizim çocuğu. Giremiyorum içine ama böyle destek çıkabilirim. Şuna Ignite saldım. Tüm hasarımı attım. Çok hasar yiyor. Bizim çocuklar onu kesebilir. Arkada bunlar da hasar yemiş. Hadi Silas yap hareketini. Güzel. Oman Oman. Çok güzel oynadı Silas bu arada. Böyle oyna aslanım benim. Adama bak sen. F çok iyi çocuksun var ya. Çocuk oyun bitecek de çocuk. <laughs> Elde sağlık çocuğum valla. Yiğidi öldük aklını yeme. Still bad yazıyor bak ammuz sinirde. Erkin oyundaki tıklarından dolayı. Ama gerçekten yani. Tüm takım öndeyken FF atan oyuncular var ya. Aşırı ayak oluyorum. Nefret ediyorum. Kalista kuleyi almak istiyor. Bence de kuleyi alalım. Zinza tank zinza oynamış. Şu, şurayı itelim çaktıkmadan Sanırım bitiremiyoruz. Gerçekten mi? Zayga beni kesecek değil mi? Kesti Zayga beni. Yapacak bir şey yok. Zayga her şeyini saldı. Bu çocuk da flash attı üzerimize. Ne oluyor? Amı mu bu... Çıkması lazım bizim takımın. Öldüler değil mi? Öldüler. Güzel. Maviyi dızladık. Hayır. Kal kalitesiz hiçbir şey denemeyeceğiz. Patlatmıyorum bunu. Orada mantar yemiş. Ezreal. Güzel. Ezreal'ın bayağı canı azaldı. Botu itelim diyor. Bizim mid zaten itili. Botu itebiliriz. Orada Sylas ve Kha'Zix savaşıyor mu? Savaşmasınlar. 3 çiçeklere basalım. Tamam bizim çocuk Yone yön ediyorum. Ekolisine güveniyormuş. Böyle çok yaklaşmadan şurayı. Bizim Kha'Zix'i mahvetti ya yöne takım arkasına geçmem lazım. Şöyle her şeyimi salıyorum yöneye. Mantar değildi o öldü. Sylas kesti onu. Kesti mi? Kesemedi. Bu adam multisi yok. Ya biz niye fight atamıyoruz? On multisi falan var takımda. Yok. Mecbur base atacağız. O kadar hasar da çıkartıyoruz aslında fight öncesi. Ben bu oyun daha da güçlenemem. Bir tane kronometre çekebilirim en fazla. Ama adamlar daha fazla güçlenirler. Adamlar doktorıcı oynuyorlar. Ya bak. Bu Siles 10 kere ölmüş ama ya. Bak bir tane güzel hareket yaptı şımardı. Sürekli tek başına bir şeyler deniyor. Bizim mavi de adam. Haberin var kankam. Kes şunu kanka kes Çıkarsın sen oradan Bak bak orayı kazanacaklar şimdi Vur Bu kadar ekoyu da kes Adamlar öyle bizim jungle'a girebiliyor muymuş ya yok öyle dünya bak Bitti oyun bir anda O da mantar yemiş güzel Şimdi 5 mantarımız var 5 mantarı da ejder dizmek istiyorum Sylas tabii bir tur daha ölüyor Ona yetişmek lazım şu geriye bir mantar atayım da yol üstü diğerinin süresi gelsin Bak bizim Kalisto ölmesin ama orada. Hadi Silas. Şuna. Şu attım. Vuruyorum. 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 Çok güzelsin kankam. Q. Buna saldır. Ammu yalnız kalmış. Ammu yalnız değildir. Bottan oyun bitti. GGVP. FF atlar arkadaşlar. Bir hasar grafiğini kontrol edelim. Son konuşmamızı yapıp kapatalım. Takım repok Silence diyor bu arada. Gerçekten oyunu zorla soktu. Burada onları bence ya Kha'Zix ya Ammu hak etti. da güzel oynadı ama Ammu güzeldi ya. iyi sapokluk yaptı. Timo ile art kazandık. 17 LP aldık. Bu su ve 35-75 falan onlar atmış. Silas bize onlar atmış arkadaşlar. Bir de Kha'Zix atmış. Teşekkür ederim. Hasar grafiğinde de şu şekilde bizim tüm takım eşit hasar atmış. Karşı da Eko açık ara herkesi geçmiş. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Yüksek ilo'yu hissettiren tatlı bir oyundu. İzleyin için teşekkür ederim. Videolardan keyif alıyorsunuz. beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.